Evlen bir hükümdar arkadaşlar. Bütün dünya tarihi buna sahip çıkıyorsa elbette ki ilk önce biz sahip çıkacağız. Biz tahsisin durdurulması için aziz hatırasına sahip çıkarak bizlerden yardımını esirgemeyen çok değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a basında ne çıkarsa çıksın siz aslında sizi temsil eden oda başkanının ağzından öğrendiklerinize, duyduklarınıza inanın, güvenin diyorum. Özellikle bize destek veren Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri İşe, yanımızda olan siyasi erkin tüm temsilcilerine, tüm STK'lara, derneklerimizin, vakıflarımızın değerli yöneticilerine bakarak okumak zorundayım. Çünkü not aldım, unutmak istemiyorum o değerli insanları. Ulusal ve değer basınımızın güçlü temsilcilerine. Şimdi hep birbirimizi alkışladık burada. Ya siz oda başkanını alkışladınız, ya divanı, ya meslek komitesi üyelerini, ya kadın girsin. Ben şimdi sizden yerel basına güçlü bir alkış istiyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hep 7-24 saat yanımızda oldular. Bizim sesimiz oldular, duygularımızı paylaştılar. Onlar bizden daha çok şey başardılar. Gerçekten onlara özellikle şükranlarımı sunuyorum. El birliği, güç birliği yaparsak, ortak akılda buluşursak daha çok, çok şeyler yaparız. Değerli arkadaşlar, şimdi tesadüf bu ya. Perşembe günü 20, ben basına da yazılı açıklama yaptım. 28'inde külliyede toplantı var. Fırsat bu fırsat. Ben de o bilgileri aldım, Sayın Cumhurbaşkanıma ilettim, götürdüm. Demek ki etkisi var bu tür şeylerin, katılımının etkisi var. Biz o hafta hep Fatih'le yattık, Fatih'le kalktık arkadaşlarım. Ben Macaristan'a kısa bir tatilim vardı ailece. İş tatiline gittik. Kendimizi Viyana'da bulduk. Viyana'da. Nerede bulduk? Arkadaşlar göstersin. Viyana'da işi karartalım. Viyana'da Viyanalılar o tepeye ne diyor biliyor musunuz? İstanbul'un Çamlıca Tepesi diyor. O tepenin ismini de söyleyeceğim şimdi size izninizle. Kahlenberg Tepesi. Bakın orada gördüklerimiz Osmanlı mimarisine uygun çeşme. Tarihçesine girin yapılmış. Burada bu heykel Polonya Kralı 3. Jan Sobieski'ye aittir. Ama biraz sonra gelin ne diyor orada bakın. Bakın plaketin üzerinde yazı şu. 12 Eylül 1683 tarihinde Viyana kuşatmasının 300. yılı anısına Türklerin son jübilesi yazmaktadır. Bu beni mutlu etti. Size de mutlu etmedi mi arkadaşlar? Orada Allah'ın yarını senin atalarının gidip savaştığı, onları hükmedeceği yere ele geçirmeye çalıştığı yere sahip çıkıyor. Sahip çıkıyor. Ve orada onun hatıralarını o tarihi yaşatmaya çalışıyor. Orada ne var biliyor musunuz? Küçük bir üniversiteye bağlı bir enstitü var. Bir kilise var. Bir butik otel var. Başka hiçbir şey yok. Osmanlı çeşmesi var. Ve onların hatıralarına ait, küçük müze yapılmış, yazıları duruyor. Onlar tarihe baktıklarında Muzaffer Türk orduları tarafından ilk defa 1529 yılında kuşatılır diyor. Anlatıyor orada. Fakat bu kuşatmadan kurtulur ve derin bir nefes alır. Ama her zaman Osmanlı nefesini ensemizde hissettik diyorlar. Bu bekleyiş çok uzun süre. 1683 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu bekleyişe son verir. Kuşatma sonunda Viyana alınmaz. Tabii son vermesinin bir nedeni de var. Biliyorsunuz bizim yanımızda duran Polonyalılar son anda karşı tarafa geçiyor. Ve bunu yaparken de padişahın haberi olmadan yapıyor. Onlar oraya ne diyor biliyor musunuz? İstanbul'un Çamlıca Tepesi diyor. Ve 500 metre şehrin yüksekliğinde olan bir yer. Ben gidip orayı görmenizi tavsiye ederim. Değerli arkadaşlar, ben bugün hayata geçirdiğimiz bir takım projeleri başlıklarla söyleyeceğim.